Karekod Medya kanalından herkese merhabalar. Transfer dönemi devam ettikçe biz de Kimdir serimize yeni videolar çekmeye devam ediyoruz. Bugün yine konumuz Trabzonspor, çünkü Trabzonspor saha içerisinde istenilen puanları almaya devam etse de takımın özellikle hem 11'ine bazı pozisyonlarda hem de rotasyonuna ciddi eklemeler yapması da gerekiyor hala. Transfer sezonunun bitmesine de bir hafta kalmışken biraz daha sık Trabzonspor videoları çekerek de aslında oluşan ihtimaller üzerinden hani nasıl bir ekleme yapılabilir takıma, biz de bunu değerlendiriyoruz. Bugün de konumuz yine bir 10 numara olan Solak Uruguaylı Gaston Ramirez. Çok görkemli bir kariyerin ardından artık kariyerinin sonlarına doğru yaklaştı diyebiliriz Ramirez için. Çünkü 30 yaşına geldi zaten. Bu sezonda Sampdoria'da net bir 11 oyuncusu olmasa da rotasyonda sürekli olarak oyuna giren, oyunda hani belli süreler bulan ve maç kondisyonu olarak da bence hazır bir futbolcu Ramirez, ama dediğimiz gibi düzenli olarak 11 oynamadığı için de aslında yeni bir maceraya yelken açması da sürpriz olmaz. Bugün de zaten Gaston Ramirez'i konuşmak üzere yanımda Mert Can var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İngiltere kariyeri var. Önemli bir İngiltere kariyeri var Gaston Ramirez'in. Üzerine Sampdoria'da da yine de bir ortalama üstü bir performansı var. Ve zaten sonuçta kalite dediğimiz zaman da aslında hani bu kalite kavramının içine doldurabilecek bir futbolcu Gaston Ramirez. Trabzonspor'un da Abdülkadir Ömür sakatlığından sonra hücuma bir ekleme yapacağını da biliyoruz zaten. Bunun üzerine de başka oyuncuların da ismi geçmişti. Sence Gaston Ramirez hani Trabzonspor'un aradığı futbolcu profiline uygun mu 10 numara pozisyonunda? Yani zaten Abdülkadir sakatlanmasa bile Trabzonspor'un ön alana işte 10 numaraya falan bir oyuncu alabileceği konuşuluyordu. Bir de Abdülkadir'in sakatlığı gelince bu hamle biraz daha elzem bir hamle haline geldi. Yani takım bir şekilde şu an Ekuban'ın sırtında işte Canin'in golleriyle Abdullah Avcı'nın iyi oyunuyla gidiyor. Yani maç başı puan ortalaması gayet yüksek Abdullah Avcı'nın. Trabzonspor'da güzel sonuçlar alıyor ama yani bu transfere hala ihtiyaç olduğunu aslında bence şey yapmıyor, yani buna ters düşmüyor diyeyim. Yani Gaston Ramirez'in menajer tavsiyesi olduğu söyleniyor. Yani bu konuda hani net bir bilgimiz yok, sadece ben okuduğum kadarını söylüyorum. Menajerlerin de hani Türkiye'ye önermesine çok şaşırmadığım bir oyuncu. Çünkü hani kariyerli, sözleşmesinin sonuna geliyor. Bir hani bonservis bedeli ödense bile sembolik bir bedel olacağını düşünüyorum bunun. Ki onu da zannetmiyorum. Muhtemelen bedavaya gelirse. Yani Trabzonspor'da zaten hani bu menajer tavsiyesi üzerine oyuncunun durumunu sormuş. Biraz profilinden bahsedecek olursak, yani çok teknik bir oyuncu. Gerçekten hani Gaston Ramirez dediğimizde ilk tanım herhalde bu olur söylenebilecek. Gerçekten top tekniği oldukça yüksek. Bence Süper Lig standartları için gayet üst düzey bir pasör. Ben hep yani zaten çok uzak bir ekol değil hani Uruguaylı. İspanyol futbolculara çok benzetirim Gaston Ramirez'in tarzını. Ve yani böyle bazı zamanlar, özellikle kariyerin prime dönemlerinde de gerçekten böyle hani sanatçı gibi futbol oynadığı bir periyodu da var. Premier Lig'de de zaten çok ciddi bonservis bedelleriyle transferde yaptı. Yani baktığında 10 numara oyuncunun net olarak ilk mevkisi, ama şöyle bir şeyden söz edebiliriz. Bu biraz Snyder'de vardı. Hani sol kanada attığında sürekli merkeze kayıyor. Merkeze attığında biraz sola doğru kayıyor. Gaston Ramirez için de ben aynısını sağ kanat için söyleyebilirim. Hani oyuncu 10 numaradayken ısı haritalarına baktığında hep biraz sağ yatık bir oyuncu. Zaten sol ayaklı olduğunu söyleyebiliriz. Yine sağ olduğunda da tabii ki klasik. Yani bence Abdülkadir'le bu biraz ortak bir noktası. Hani solak sağda oynuyor, teknik bir oyuncu. Onun muadili olabileceğini düşünüyorum. Sadece hani Abdülkadir sağda tercih ediliyordu Trabzon'da sıklıkla. Ben Gaston Ramirez'in gelmesi halinde onun 10 numara Ekuban'ın kanat gibi olacağını düşünüyorum. Tabii zaman zaman yani maç içinde rotasyonlar olur. Oyuncunun savunma katkısı bana göre teknik ve böyle hani net pasör bir oyuncuya göre, 30 yaşındaki böyle bir oyuncuya göre oldukça yüksek.
Yani evet, inanılmaz koşan, ısıran, eforlu bir oyuncu diyemem Gaston Ramirez için, ama yani gerçekten takım savunmasına net bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. Bu onun muadillerinden, bence olumlu yönde ayıran özelliklerden biri. Hani evet, 30 yaş çok ilerlemiş bir yaş değil, ama artık hani veteran diyebileceğimiz bir oyuncu. Ona rağmen takım savunmasına katkıda bulunuyor. Hala bence Serie A'da bir şekilde net olarak süre bulmasının en büyük sebeplerinden biri de bence bu. Yani Trabzonspor'un bu arada, hani bir parantez açalım, Yakup Yankto ve Albin Ekdal'le de ilgilendiği söyleniyor yine Sampdoria'dan. Yani ben üçü arasında en muhtemel, hatta tek muhtemel Gaston Ramirez'i görüyorum diyebilirim. Çünkü hani Sampdoria'nın kadro planlamasında Ekdal ve Yankto'nun yani daha hatır sayılır yer tuttuğunu düşünüyorum. Öyle hani bonservissiz veya bedelsiz kiralık falan bırakılabilecek oyuncular bence değil tabii. Yani transferde aran her şey olabiliyor ama. Yani biraz da tabii olumsuz yönlerinden bahsetmem lazım sanırım Gaston Ramirez'in. Sık sakatlanan bir oyuncu. Yani kariyerinin en iyi dönemlerinde bile sakatlıktan dolayı böyle sürekli bir maç, iki maç, üç maç kaçırdığı oluyordu. Ya böyle sezon kapattığı sakatlık falan oldu mu çok hatırlayamıyorum onu, ama hani hep aklımda Gaston Ramirez sık sık sakatlık yaşayan bir oyuncu olarak kalmış. Belki Premier Lig'de bir etki yaratmasının ama çok kalıcı olamamasının sebebi de bu olabilir. Ama hani yine Premier Lig seyircilerine, izleyicilerine hani Gaston Ramirez'i sorduğunuzda yine de bence olumlu anılardan daha çok bahsedeceklerdir. Yani eski performansından uzak olması muhtemel. Buraya geldiğinde hani 30 yaş üstü bir oyuncunun birinci beklentisi bence başarıdan ziyade kontrat oluyor. Tabii bu oyuncuların karakteriyle de doğrudan etkili, yani değişkenlik gösterebiliyor, ama yani ne olursa olsun tecrübesiyle bence her türlü Trabzonspor'a katkı sağlayacaktır. Ama hani böyle uçurur kaçırır takımı baştan aşağı değiştirir diyebileceğim bir transfer de açıkçası değil. Sözleşmesinde hani sezon sonu bittiğini yine hatırlatayım. Yani maaşı bence geldiği takdirde kesinlikle düşük olmaz. Ama yani böyle çok uçuk bir maaş alacağını veya talep edeceğini de düşünmüyorum. Ya tabii ki de zaten saha içerisinde kaldığı dönemlerde de ben çok aşırı uyumsuz ve hani sahada tamamen kendi performansını öne çıkaran bir Gaston Ramirez performansı hatırlamıyorum zamanında, hani şu zamana kadar kariyerinde. Bence Trabzonspor'un da takım içerisinde aradığı net bir 10 numaradan da bence en çok beklediği şey bu. Çünkü zaten Ekuban gibi, Vakayeme gibi horozun başı olabilecek, yani hani burada kötü anlamda demiyorum bunu, hani hep ön plana çıkabilecek iki oyuncusu varken bence 10 numara pozisyondaki oyuncudan da hücumda biraz da görünme enişteri ve hani bu iki oyuncuyla beraber iyi anlaşabilecek bir oyuncu transfer etmeyi düşünüyorlar. Zaten bu yüzden de bence hala transferin noktalanmaması da vaktinin aşması da bu yüzden olabildiğini düşünüyorum ben. Şöyle bir soru sorayım sana, çünkü yakın zamanda Papu Gomez olsun, Chiquinho olsun, yine başka 10 numara isimle de geçmişti Gaston Ramirez'le birlikte Trabzonspor için. Maliyet anlamda da bence en uygun ismin Gaston Ramirez olacağını düşünürsek, hani bonserviste ödenileceği gibi bir durum oluşabilir. Genel olarak bir karşılaştırma yaparsan, hani veya şunla yap, şöyle söyleyeyim sana, Ekuban'ın 10 numara 10 numarada oynarken gösterdiği performansla Gaston Ramirez'in genel oyun profilini bir karşılaştırırsak, hani bizi izleyenler çok daha net bir bilgi sahibi olurlar Gaston Ramirez'le alakalı. Yani Ekuban'a göre tabii ki doğal olarak öngörüleceği üzere daha az atlet bir oyuncu. Yani bunda tam hem yaş faktörlerinin hem de hani biraz yani işte yetiştiği yerin, ırkının da etkisi var diye düşünüyorum. Farklı bir futbol ekolü. Dediğim gibi daha böyle sanatçı bir oyuncudur Gaston Ramirez, ama yani böyle şey bir oyuncu da akla gelmesin. Bu her zaman bence onunla alakalı bir yanılgıdır, bir önyargıdır. Yani çok teknik, çok iyi pasör olduğunda bir oyuncu sanki pek işin savunma boyutunda etliye sütlüye karışmazmış gibi lanse edilir. Öyle bir oyuncu değil. Ama tabii ki yani Trabzonspor'un orta saha kurgusunda Ekuban'ın 10 numaradaki varlığı her zaman bir atletizm katıyor oraya. Ama hani Ekuban sonuç olarak kızağa çekilmeyecek. Yine sağda olacak, kanatta olacak. Trabzonspor'un bence bu sezonki en önemli hücum silahı. Hani Vakayeme'nin de ben artık önüne yazıyorum kesinlikle.
Yani ben Ekuban'dan daha iyi bir pasör olduğunu düşünüyorum. Ama yani Ekuban da gerçekten çok üst düzey bir pasör. Yani benim çok çok beğendiğim bir oyuncu zaten biliyorsun. Hani Papu Gomez kadar şu an hani kariyeri üst düzey değil. Gaston Ramirez'in yine hani oralara girecek olursak. Belki teknik olarak ve pasörlük olarak Papu'dan biraz daha alta yazabilirim. Çünkü Atalanta Papu Gomez çok üst bir seviye yani. Onun dışında Chiquinho ile alakalı bir kıyas yapacak olursak yani teknik kapasitelerini benzer görüyorum ben. Ama işte Gaston Ramirez'in en büyük avantajı yani Trabzonspor belki de benzer maliyetlere Chiquinho'yu kiralık getirebilecekken Gaston Ramirez'in tapusunu almış olacak. Tabii hani bu konu göz önüne alındığında biraz daha avantajlı konuma getirebilir belki Gaston Ramirez'i. Yani şahsi fikrimi sorarsan ama Chiquinho'yu Trabzonspor'da izlemeyi daha çok isterim. Bu tamamen sempatiyle alakalı. Tabii de yani zaten o konuda benim de bir şüphem yok. Ben de Çikinyo'nun Trabzonspor'a verebilecekleri ve hani oyun içine getirebileceği yenilikleri çok çok daha merak ediyorum. Eğer başka ekleyeceğim bir şey yoksa bugünlük bu kadar diyelim program anlamında. Yani Gaston Ramirez hakkında yok. Sadece hani şunu söyleyebilirim. Yine bu konuda yorumlar, geri dönüşler alıyoruz. Tekrar bu videoda da hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu transfer haberlerini biz yapmıyoruz. İsimleri biz çıkarmıyoruz. Bu transfer haberleri, bu bizim tanıttığımız oyuncuları hani nereden seçiyoruz onu belki merak ediyorsunuzdur. Tamamıyla basında adı çıkan, hakkında haberler çıkan, taraftarın merak edebileceği oyuncuları sadece Trabzonspor için de söylemiyorum bunu. Her takım için söylüyorum. Biz kanalımızda tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki resmileşirse çok daha somut konuşuyoruz. Çok daha net konuşuyoruz ama hani sadece resmileşenleri de konuşmuyoruz. Çünkü adı geçen atıyorum 3 tane futbolcu oluyor o mevki için. X takımın taraftarı bunların hepsini merak edebiliyor. Birbirleriyle kıyaslarını merak edebiliyor. Biz de bu konuda futbol severleri aydınlatmaya çalışıyoruz aslında. Aynen öyle abi. Ağzına sağlık. Yeni bir kimdir videosunda görüşmek üzere diyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olarak bizlere destek vermeyi sürdürebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.